5 kilometrelik yokuş bitti sonunda. Evet. Yine klasik olacak ama şurada Mehmet'i bekleyeyim. Oo müdür, günaydın. Seninle mi tura çıktın ya? Haber verseydin beraber çıkardık. Hayır, keçi gibi tırmandığın için. Ya. Evet arkadaşlar, günaydın. Soğuk bir Marmaris sabahından. Sanki Gökbel'in eğimini arttırmışlar gibi. Gökbel'in eğimini arttı, evet. Bakanlar kuruluna sesleniyoruz burada. Gökbel'in eğimini düşürün. Evet, günaydın arkadaşlar tekrar. Soğuk bir Marmaris sabah. Hava 5 derece. Tabii Anadolu bölgesinde, daha böyle doğu taraflarında, oradaki şehirlerde yaşayan arkadaşlara göre pek soğuk bir hava değil ama. Yok, Marmaris yok, soğuk için, bildiğin soğuk ya. Marmaris için, Sivaslı arkadaş soğuk diyorsa soğuktur yani. Sivaslı bu adam. Kafa kağıdım Sivas, evet. Evet, kafa kağıdı Sivas. Ah. Evet, bugün de çıktık. Uzun zaman oldu Mehmet'le beraber tur yapmayalı. Ya benim işim oluyordu ya Mehmet'in kıçı başı ağrıyordu. Neyse, bugün denk geldik. En sonunda beraber tur yapabileceğiz. Beni fazla gömmedin değil mi? Yok, hiç konuşmadım bile ya. Hiç konuşmadım yani. Bugün nereye gideceğimiz meçhul. Bakalım, şöyle bir çıktık. Şimdi Gökbel'i tırmandık. Köyceğiz'e doğru gideceğiz. Oğlan görüşürüz. Allah'ım, soğuğa bak. Soğuk. Vay. Rüzgar esiyor ya. Hayvan gibi. Evet, şu an bayağı bir soğuk. İnsanın yüzünü donduruyor. Sürat 50 kilometre. Soğuk. Wow. Bak, manyak gibi gidiyor, bak. Evet arkadaşlar, şu an 55 kilometre süratle iniyorum. Şu an resmen yüzüm donuyor. Hissedilen soğuk kaç derece acaba? -3. He? -3. -3 mi? Hissedilen enflasyon? Yani şu an benim hissettiğim öyle. Göstergenin gösterdiği şu an 6 derece de. Hayatta 6 derece değildir. Ben hissettiğimi bilirim. Yani 6 nedir ya? Benim kilometre saati 6 derece 6 gösteriyor ile, da. 6 ile burada denize giriyoruz arkadaş. İnsan böyle havalarda yokuş çıkası geliyor. Isınıyor değil mi? He. Benim az önce hiç gelmedi aslında. Yalnız sen gene bayağı bastın gittin abi. Evet, bugün bugün çıkmadan önce muz yedim de ondan. Muz mu yedin? Şu muzdaki şeye, olaya bakar mısın? Biliyorsun, maymun gibi muz yiyoruz turlarda. Enerji versin diye. Ben de şu arada bir muz patlatayım bakayım ne olacakmış. Hayır, zaten senin bisiklette pedal atmana gerek yok ki. Bir şekilde gidiyor senin bisiklet. Doğru. Benimki efsunlu. Parayı basacaksın, sen de gideceksin diyor. Hayır, benimki efsunlu, okunmuş. Gözlük camlarım yine buğu yaptı. Yalnız şu bufu icat edenden Allah razı olsun. Evet ya. Olursun. Seni sokağa mı attılar lan? Çok güzelsin. Kese sokağa atmışlar onu ha. Aynen. Bu oldu. Acıyorum ya. Şu Marmaris'te çok var ha. Adam alıyor. Cins köpek değil mi? He, adam alıyor. Biraz şey yapıyor. Besliyor. Hevesini alıyor. Sokağa atıyor. Ya canla. Nasıl atarsın yine? Bisiklette el bırakamıyorum ya. Sen bırakabiliyor musun? Bisiklette el bırakılmaz abi. Böyle bırakamıyorum. Uygunsuz bir davranış, kötü örnek oldu. Evet, Çeşme'ye geldik. Gözlüğüm yine bu yaptı. Çeşmenin başına. Hadi. Bak, arabayı görüyor musun? Orada duruyorlar. Oraya geliyor adam arabayla. Sonra koşuyor, yürüyor. Ondan sonra giriyor baraj yolunda, koşuyor. Bir güzel antrenmanını yapıyor. Ondan abi sonra yani.
insan niye koşar ya? Avlanmak için olabilir. Hayır, bir insan neden koşar yani? Düşünelim hiç. Ya bence bir amaç yok ya. Ya birader, koşu insanı dinç yapıyor ya. Dinç falan yapmıyor ya. Koşu insanı kireçlendiriyor erken yaşta. Bu kadar basit. Böyle bizim gibi bisiklet sporuyla uğraşmak, daha elit sporlarla uğraşmak. Evet, varken kesinlikle. Kesinlikle insanların bisiklete binmesi lazım. X'te bir yerde yabancı bir tane elemanın verdiği bir röportaj vardı bisikletle alakalı. Kapitalist sistemin, diyor adam, en büyük düşmanı bisiklet. Doğru söylüyor. Ama altında i20 var, onu ne yapacağız? Adamın mı? Hayır. Adam da mı i20 almış? Araba almazsın. Araba almadığın için, diyor, benzin, vergi, yedek parça, otu, totu. Aga, biz arabayı aldık da kendimiz için almadık. Çoluk çocuk için aldık işte. Bir ya sen tamam, kendini diye niye savunuyorsun? Sana bir şey demedi. Akyaka diyorum, bu mevsim de güzel oluyor. Akyaka bu mevsim de çok güzel. Kalabalık olmuyor. Sana saldıran köpek geçenki turda bana saldırdı yine, biliyor musun? Harbi mi diyorsun ya? Evet, bisikletin üstünden geçti. Evet arkadaşlar, bunun da videosu var kanalda. Evet arkadaşlar, Gökova Kavşağı'na geldik. Sağ taraf Köyceğiz, Ortaca, sol taraf Ula, Muğla, İzmir. Biz sağ taraftan bugün şansımızı kullanalım dedik. Bir dönelim sağa. Bir ben az bir kahve alabilir miyim? Az ileride bir kahve alabileceksin sen, az kaldı. İleride bir benzin istasyonunda... Öyle bir anlattın ki kendimi otobüste zannettim ya. Muavin gibiyim değil mi? İşte bu be, tezek kokularıyla beraber. Tezek kokuları. Köy bro, normal. Tamam canım, bir şey demedik. Ya ayaklarım hala daha üşüyor ya. Benim de bir durmamız lazım. Az kaldı, 3 kilometre sonra falan galiba şu benzin istasyonu. O kadar en fazla. Of, bu yolu özlemişim yalnız. Değil mi? Bayağı oldu biz bu yola çıkmaya. Aynen. Ya. Ha, bizim kedinin hastanesi burası işte. Burası mı? Medikavet. Benim kedim var bir tane, Kindo. Bütün aşıları tedavisi için burayı kullanıyorum. Daha doğrusu buraya getiriyoruz. Burası bu bölgedeki en iyi veterinerlerden bir tanesi. Ve uygun fiyatlı veterinerlerden bir tanesi. Aklınızda bulunsun. Nasıl tokatladım ama seni? Aynen. Hiç affetmem. Direkt açığı çok, bulunca girerim çok araya. Çok iyiydi. Eller üşüyor. Ayaklar üşüyor. Durduk, kafa üşüyor. O yüzden şu an konuşacak bir şey çıkmıyor değil mi? Evet. Ya mikrofonu çikolata dökmüş adam ya. Mikrofonun üstüne ya. Ne yapayım, bu mikrofondan bir bende var, bir Bülent Ersoy'da. Evet arkadaşlar, uzun zaman oldu. Biz buraya geldik, böyle kahve içmeyelim değil mi? Evet evet. 6 ay olmuştu. Ne 6 ay lan? 6 ay geçmiştir ya. Ha, bayağı biz... 10 Kasım'da biz o tarafa... Uzun zaman seninle tur yapmadık. En son 10 Kasım'da bir Akyaka'ya gittiydik. Ataya saygı turumuzu yaptıydık. Hayır. Biz bayağıdır bu yola girmiyoruz ya. Hadi. Geldiğin mi var Allah aşkına? Hep bir bahane. Doğru, hep bir bahanem var. Hep kıçım başım ağrıyor. Yok işte, bilmem neremin kemiği ağrıyor. Ne yapacağız ya? Ya yüzde tamamlayalım. Dönelim. Ha, bugün 100K yapalım. Değil mi? Valla düz yol, gidelim gelelim. 100K yapalım bugün, yeter. Yine aynı, şuradan Sakar'ın yokuşuna bakıyoruz. Hala da şöyleydi, yok böyleydi. Ne zaman çıkacağız bakalım. Geçen... İşte Fatih ile tanıştığımda o da söyledi ama bana. Ama Sakar'a kışın çıkmak lazım ha. Abi dedi, yani dedi, Gökbeli çıkan dedi, Sakar'ı 3 kere çıkardı durmadan. Şimdi bak, ben... yayınla olmasaydık bir şey diyecektim de ağzımdan ben, çıktı. Ben Fatih'in yalancısıyım.
O evet. söyledi. Gökbel'i çıkan dedi, Sakar'ı durmadan 3 kere çıkan. Bilerler, Gökbel 5 kilometrede 250 metre toplatıyor. Bu 9 kilometrede 600 metre toplatıyor. Adam çıkmış. Koş. Şey olarak bakarsan hemen hemen yani Gökbel'in 2 katına geliyor. Hem mesafe olarak hem de, yükseklik işte olarak. Eğimi şey. %8 i̇şte bunu... Gökbel %5-7. Gök yani. Neyse. Fatih yalan mı söyledi acaba? Beni mi gaza getirdi? Ya yalan söyledi diyemem canım. Ama Sakar'a çıkacaksak kışın çıkmak lazım. Kışın çıkmakta fayda var. Neden yazın, ki? Yazın bayıltır oğlum burada hava sıcaklığıyla. Bir de yazın kalabalık oluyor, çok trafik oluyor. Evet burada. Ondan bahsetti, evet Fatih söyledi, tehlikeli falan dedi. Tehlikeli, bir de yol ama dar, emniyet şeridi, ya, emniyet şeridi yok. Şey var ya, sağ taraflar var ya. Nerede? Gene yarım metrelik falan, ara sıra orası, bir metreye çıkıyor öyle genişlikler var. Orası ufacık ya, araba zaten sağa doğru viraj alırken giriveriyor oraya. Bizim Marmaris'teki kazalar hep öyle olmadı mı zaten? Neyse, bakacağız bir çaresine ya. Neyse arkadaşlar, yoldan görüşürüz. Bugün bir 100K yapalım. Ondan sonra bugün de böyle olsun ya. Saat kaç oldu ya? Saat mi? Ama sesli düşündüm. Saat 11:12 geçiyor. İyi, çok iyi. Evet arkadaşlar, yoldan görüşürüz. Arkama çok yakın durma, bir an kesebilirim ha. Az kaldı, bitmek üzere. Köşeye dönünce yokuş devam ediyor muydu ya burada? Ediyor. Hadi ya. Evet, 1 kilometrelik yokuş bitti. Mehmet'i bekliyor. Yokuştan aşağı ineceğiz. Hemen hemen bir 50 kilometremiz doluyor. Ondan sonra geriye döneceğiz bakalım. Totalde bir 100 kilometre yapadı. Evet, Mehmet geldi. Mehmet geldi. Mehmet zaten arkandaydı ya. Arkanda mıydın? Evet. Vay arkadaş, hayalet sürücü gibisin ya. Öyle. Bir ateşim yok işte. Bir de zincirim. Sen de geyik yapıyordun herhalde, ben arkada kaldım diye. Yok canım, öyle bir şey olur mu? Olur mu hiç? Yaptığın şey mi canım yani? Hop. Hayır, o gerizekalı inşaat aracı öyle bir yerde durmuş ki. Tırstım. Yani. Adam da değil, Allah'tan kadındı. Şoför kadındı bak. Allah'tan. Allah'tan. Erkek dikkatli. Olsa kesin kafayı uzatırdı. Bu kayıtlara geçsin arkadaşım. Geçti, şu an aldık kayıtları. İnşallah dönerken bu rüzgar arkamızdan olur. Hiç arkamızda olmuyor. Gene yüzümüze vuruyor. Hep değil mi? Değişmez kural. Daha o dediğini hiç yaşamadım yani. Şurası senin sığındığın BP değil mi ya? Hayır, senin sığındığın BP. Önce sen girmiştin oraya, sonra hani ben bir geldim. Gene. Bir geldim kedi yavrusu gibi yağmurun altında. Zaten muhtemelen en son biz bu yolu kullandığımız video olabilir. Köy daha önce miydi? Köy daha önce. Balcılar Köyü arkadaşlar, onun da videosu seyredebilirsiniz. Kanalımızda var. O da güzel bir köy. Evet, orada. Çay 2 lira arkadaşlar. Çay 2 lira. Böyle bir şey yok. Çay 2 lira yani. 2 liraydı geçen. Evet, 40. kilometreyi de devirdik. Ben buradan dönecek miyim şimdi? Yok, devam edeceksin. Ha, devam mı? Öyle yok. Gitmiyor ki abi, baksana bir set duruyor ya. Yok canım, o kadar da rüzgar yok ya. Toş tuşum ağrımış ya. Benim de yanaklarım ağrıdı. Tabii öyle yüzümdeki mi? Yanaklar değil. Kemikli yerler mi? Aynen. Bu meydanlık alan neymiş ki böyle ya? Dere ya işte. Dere yatağı mı? Evet. Değil mi? He, doğru, köprüye gelmiş. Işte. Dere yatağı. Namnam çayı. Namnam çayı. Ne güzel adı var. Oo, su güzel akıyor. Varmış yalnız başka. Şu yolun ağrısı çok güzel arkadaşlar. Bayılıyorum şu yolun ağrısına. Bakalım Köyceğiz'e ne kadar kalmış? Arkadaş, Köyceğiz'e getirmişsin bizi ya. Zaten on... Vallahi isyan edeceğim ha. 14 kilometre kalmış Köyceğiz'e. Ben de mi iniyorum şimdi? Sen de iniyorsun tabii ya. He?
Sonra yavaş yavaş birlikte çıkacağız. Birlikte hiç çıkmadık daha seninle herhangi bir yokuşu biz. Yok, bunu birlikte çıkacağız. 1,5 yıldır hiç çıkmadık mı ya, beraber? Lütfen ya. Evet, ne lütfeni? Şeyin oradan bir kere çıkmıştık seninle. Hayır. Sende. Hatırla bak, ilk ilk başladığımızda. Hiç hatırlamıyorum. O bayağı yokuşmuş burası ya. Burası dik canım. 2 kilometrecik. Neyse, indik artık yani, yapacak bir şey yok. Ay, ben 50'yi tamamlamıştım yani. Strava'mdan da gösterebilirim. 49.73 olmuş. Neredeydi lan o ışık? Ha, ileride ışıklar bak. Diyor bak. İkincik plajı diyor. Aa, olabilir. İkincik de olabilir. Evet evet. Doğru, buradan bir yerdendi girişi çünkü. Ha. Köyceğiz'e gelmedendi. Bak doğru, girişi burası. Ama yolu kötü galiba. Şuraya bir bakayım ben, yola nasıl bir şeymiş. İkincik yoluna. Evet arkadaşlar, ikincik yolu. Bir gün ikincik de yapalım ama. Ya ikincik. Dedim ya, ben ikincinin Strava'dan metrelerine baktım. Giderken 400'ü geçiyor. Ha bak, buranın da yolu tam bisikletlik bir şey ya. Evet, sessiz, sakin. İkincik Sultaniye'de. Bunlar yeniyor mudur acaba ya? Ha? Neler? Bu bahçelerdeki portakal, mandalin görünümlü şeyler. Limon lan bu. İşte limon mu gerçekten? Limon limon. Evet arkadaşlar, bugünlük böylesine bir geldik. Bir buranın yolunu görelim diye ikincik turu planımızda var. Bakalım, müsait bir zamanda ikincik turu yapacağız. Şimdilik bir yolunu gördük. Ama güzel, keyifli bir yola benziyor. Evet arkadaşlar, geri dönmeye başladık. Şu an 50 kilometreyi devirdik 100K için. Geri dönüş yoluna geçtik. Hadi yoldan görüşürüz yine. Bak bu işte. Evet arkadaşlar, arabayı gördünüz. Yanımızdan geçerken he. Var böyle tip insanlar da. Yapacak bir şey de yok. Ooo, yokuş aşağı. Böyle çok iyi ya. Mehmet'in en sevdiği. Hep böyle gitsek. Hep böyle gitsek mesela, çok güzel olur. Ya daha dünya var ya. 45 kilometre kalmış ya, çok değil. Evet arkadaşlar, bir mola verdik. Kayıt mı yapıyorsun? Şu an. Evet, kayıt yapıyorum. Bir geldik şöyle ve soğuk sandviç, moğuk sandviç, bir şeyler atıştırdık. Gerçekten soğuk. Ama yorulduk ya. Bir yandan da esiyor, üşüyoruz da. Kedi yavrusuna döndük ya. Lanet olsun. Evet, manzarayı da göstereyim. Buralar da çok güzel yerler. Düşünsenize şurada bir eviniz olduğunu, böyle bahçeli, tavuk. Ya buraya bu bim kim düşünmüşse çok iyi etmiş ya. Yani. Gel sen bugün şeyi yiyemedin ama, neydi onun adı? Soğuk sandviç. Soğuk sandviç yiyemedin ama bildiğin ha. Çiğ et yedin yani ya. Ya oraya girme ya. Adam aldı hindi fümeyi yedi ya, kaplan gibi yedi ya adam. Neyse arkadaşlar, hadi yoldan görüşürüz. Çok iyi ya. Evet arkadaşlar, 75. kilometredeyim. Görüşe geldi sonunda. Bam diye vurdum trafiğe. Ne yapıyorsun ya? Bak. Şu tabela bak. Olay bu. Tabelayı gördün mü? Sanki böyle evde, evin kapısından girmiş gibi hissediyorum kendimi. Yani ben daha çok Shell'deki 9 kilometreyi görünce öyle oluyorum.
slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity. Evet arkadaşlar, bize geçmiş olsun. Sonunda turu bitirdik. Şu an çekiyor mu? Çekiyor. Tamam. Devam. Devam kardeşim. Hiçbir zaman bu kadar şaşırmasın. Bağlamadım. Çok yorgun. Evet, bugün ben 102 kilometreyi tamamladım. Mehmet 104. 110. Nasıl? 110. Nereye gittin arkadaş tamam. Ya? Neyle ölçüyorsun? Tamam, 105. Sizin 105. Metreğiniz farklı herhalde. 105. Heh, 105, 104. Eve gidince 104 olacak. Bir dahaki turlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yoldan görüşürüz. Aynen. Bisikletlilere saygı lütfen. Ha, aynen, bisikletlilere bugün iki, saygı. Bugün iki tane denk geldi yani, ama ne yapalım. Evet. Bunu kesme. Bu yayınlansın. Tamam, bu yayınlayacağım. Hadi yoldan görüşürüz. Görüşürüz.